Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 24 Mart 2015 bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Topraklık Mahallesi'ndeki Tarihi Kayalık Camii'nin cemaati camiye giremediği için 3 vakit namazını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını dışarıda kılan cemaatin çağırdığı silingir kapının açılmadığını görünce tüm kilit mekanizmasını sökmeye çalıştı. Kapının kilidinin kimliği belirsiz kişiler tarafından Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıldığı, anahtar deliğine de bu yapıştırıcının sürüldüğü belirlendi. Çilingir yaklaşık bir saat süren uğraşı sonunda kapıyı açarak yeni bir kilit takmayı başardı. Topraklık Mahallesi'ndeki Tarihi Kayalık Camii cemaati garip bir olaya tanık oldu. Cemaat namaz için caminin kapısına geldiğinde imamın kapıyı bir türlü açamadığını gördü. Bu nedenle gün içindeki 3 vakit namazı da yağışlı havaya rağmen kapının önünde kılmak zorunda kaldılar. Cemaat için ilk sürpriz öğle namazı saatinde yaşandı. Mahalleli cami önünde toplanırken İmam Ali Kılgöz'ün kapıyı bir türlü açamadığını fark etti. Yaklaşık yarım saat kapının kilidini açmaya çalışan Kılgöz, anahtar fayda etmeyince tornavida ile kapıyı zorladı ancak yine de başarılı olamadı. Bunun üzerine çilingir çağrıldı ama cemaat caminin avlusunda namaz kılmak zorunda kaldı. 3 vakit namazını da dışarıda kılmak zorunda kalan cami cemaati bu durumdan şikayetçi. Şeylikler görüyorlar. Yani hoca yok zaten şimdi şu anda dışta. Engellenmiyor da engelleniyor. Ben şimdi dışta bir cemaat dışta kıldı namazı, akşam namazı. Valla bir evvel buranın huzurlu bir şey olmasın. Huzurlu olmasın. Topraklık Mahallesi'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Burhan Bozkaya adlı kişiye ait müstakil evde akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye yanan evden 8 tüp çıkarırken aile alevlerin arasından kendilerini güçlükle dışarı atabildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri akşam saatlerinde Topraklık Mahallesi'ndeki bir yangın ihbarı üzerine alarma geçti. Burhan Bozkaya adlı vatandaşa ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evin mutfak kısmında başlayan yangının tüm evi sarması üzerine faciadan dönüldü. Burhan Bozkaya eşi ve 4 çocuğuyla kendini güçlükle kurtarırken yangın bölgesine 5 itfaiye ekibi sevk edildi. Bozkaya ailesi evlerinin alevler içinde kalışını ağlayarak seyrederken evin kapısını kırmakta zorlanan itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de ev oturulamaz hale geldi. 670 sokak 10 numaralı evdeki yangında 80 bin liranın üzerinde hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangının bir süre sonra yeniden başladığı ikinci bir müdahaleyle söndürüldüğü gözlendi. Doğalgazın kullanılmadığı konutta çok sayıda tüpün olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye ekipleri evin içine dalarak tüpleri patlamadan dışarı çıkarmayı başardı. Mehmetçik Mahallesi'nde 34 yaşındaki İranlı kadın mülteci ilaç içerek intihar etmek istedi. Ev arkadaşının ambulans çağırmasıyla hayata döndürülen mülteci kadının Amerika'ya gidiş izni alamadığı için yaşamına son vermek istediği öğrenildi. Genç kadının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. Deniz Lisesi Mezunlar Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Panayır, Deniz Lisesi'nin tarihi taş binasının Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapılması kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. AK Parti'nin Yeni Türkiye sloganı üzerinden milletvekilleri, vali, belediye başkanı ve rektöre seslenen Panayır, Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşacak olanlar, bunu anlatacak olanlar bellidir. Denizli'nin şivesine kadar vakıf olan Sayın Cumhurbaşkanı'na Goca Mektebi iyi anlatmalılar. Dokanılmaması gerektiğini aktarmalılar. Bu talimat dönülemez bir karar değildir. Yeni Türkiye'de tarihi deniz lisesi yerinde kalsın dedi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz. Pertevniyal Gençliği deplasmanda deviren Simpaş Denizli Basket ligdeki 21. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Koç Okan Çevik maçın hakemlerinin standardın altında maç yönettiğinden şikayet ederek hakem atamalarına dikkat edilmesini istedi. Sezon sonuna kadar kolay maç olmayacağını hatırlatan deneyimli koç, normal sezonu lider bitirmek istediklerini belirtti. Şimdi hava durumu. Hava sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 2, en yüksek 18 derece.
Meteoroloji verilerine göre cumartesi gününe kadar sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizlihaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.